Büyük yaprak ve mine hareketinden bir ortanca çalışması yapacağız. Bunun için fırçamı çift taraflı dolduruyorum yine. Açık yeşil ve koyu yeşil tercih ettim. İçine biraz da kahve alabilirsiniz isterseniz. Şöyle. Hocam dik basıyorum. Yavaş yavaş kaldırıyorum. Hocam dik bastım. Yavaş yavaş yaşıyorum. Tekrar dolduruyorum. Biraz kahve. Şimdi diğer yaprağımı oluşturacağım. Geçtim. Daha küçük bir fırçaya. Mini için iki rengimi oluşturuyorum. Şu şekilde. Biraz daha. Beyazı çok fazla yüklemiyorum ilk başta. Daha sonra ortaya gelirken yükleyeceğim. İki yaprağın ortasına ilk minimi oturtuyorum. Bakın. Biraz yuvarlıyorum dışa doğru. Şu şekilde. Buradan da bir önceki yaprağın üstüne koyuyorum ki boyut kazansın. Dönüyorum yavaş yavaş. Alttaki yeşil kurumadığı için biraz rengimizi aldı ama daha doğal oldu hatta. Bir şu şekilde koyalım. Göbekleri kapatmamaya çalışıyorum. Ortaya geldikçe beyazı daha net yüklemeye başlayacağım. Burada yine böyle. Işıklarımızı kaybetmeyelim.
noktaya oluşturacağız. Bıçağın arkasıyla küçük noktalar koyuyorum göbeklere. Bu şekilde. Yeşil ve açık yeşil ve yüklediğim fırçayı biraz fazlalığını alıp floating medium'a batırıyorum. Şuradan ne kadar istiyorsam o kadar. Biraz kahve aldım. Şöyle yapraklar koyabilirsiniz. Fırçanın yanına biraz kahve alıyorum, kahverengi, biraz protein. Işıklar vereceğim. Bu floating medium daha önce söylediğim gibi ışık ve gölge veren bir sıvıdır. Bir yaptığımız çiçeklerimizi boyut kazandırır şu şekilde. Tarafından geçebilirsiniz. Bir tarafında kahve. Bunun bir tarafında floating medium var. Kağıt olduğu için biraz emiyor. Biraz daha yoğun olabiliyor. İsteğe bağlı. Şimdi küçük fırçayla biraz daha sefer ortancanın renginden aldım biraz. Yine floating ve ışık vereceğim. Buraları da verelim. Biraz fazla oldu. Etrafından bu şekilde geçebilirsiniz. Ortancımız tamam. Şuralardan biraz ince dallar da ekleyebilirsiniz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.